UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve görkemli giriş kapısı, kalesi, tiyatrosu ve surlarıyla dikkati çeken Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nin yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olması hedefleniyor, yenilmez. Şehir Kozan ilçesi Dilekkaya mahallesinde bulunan ve tarihte yenilmez şehir adıyla da tanınan Anavarza Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı medeniyetlerine yaptığı ev sahipliğiyle önemli kültür izleri barındırıyor. Tarihçesi M.Ö. 19 yılına dayanan ve Roma İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki en önemli ordugah merkezleri arasında yer alan antik kent, Anadolu'nun bilinen en büyüğü Efes'ten daha geniş yerleşkeye sahip dünyanın en büyük antik kentlerinden biri kapladığı alan ve diğer özellikleriyle dünyanın en büyük antik kentleri arasında gösterilen Anavarza'da sur duvarı, sütunlu yol, hamam ve kilise, antik tiyatro, stadyum, su yolları, kaya mezarları, mozaikler, Kilikya bölgesindeki tek örnek olan üç girişli zafer takı ve ortaçağ kalesi yer alıyor. Tarihe ışık tutan kale milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun en önemli metropollerinden biri olan antik kentten ismini alan ve obanın ortasında ada gibi yükselen tepe üzerindeki Anavarza Kalesi de tarihe ışık tutuyor. Tarihi kaynaklara göre milattan sonra 4. yüzyılda nüfusu 100 bine kadar çıkmış Anavarza'da bulunan, anıtsal kapıdan başlayan 34 metre genişliğinde, 2700 metre uzunluğundaki çift şeritli sütunlu yol görenlerin dikkatini çekiyor. Daimi liste için çalışacağız, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri Tarı. Yaptığı açıklamada, 4000 dönüm araziye inşa edilmiş bir antik kent olan Anavarza'nın, o dönemki bütün savaşlardan galip çıkması dolayısıyla yenilmez şehir olarak bilindiğini söyledi. Anavarza'nın UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine dahil edilmesi için Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın girişimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle alan yönetim planı oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. UNESCO ile daha iyi tanıtılacak, Sabri Tarı, planı en kısa sürede hayata geçirerek UNESCO'ya daimi listeye girmesi için başvuracağız. Daimi listeye girdiğinde UNESCO tarafından da destek görecek ve kamuoyuna daha iyi tanıtılacak bir duruma gelecek, diye konuştu.